Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Fırat. Bugün size Artvin Çorum Üniversitesi'ni tanıtacağım arkadaşlar. Daha önce de ben buranın videosunu tanıtmıştım arkadaşlar. Videoya geçmeden önce destek için abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bugün arkadaşlar merkez yerleşkeyi tanıtacağım ben. Güzel bir video olacak arkadaşlar. Hazırsanız videoya geçelim. Direkt olarak üniversiteden başlamak istemiyorum. Şu an ben Artvin İskebe tarafından üniversiteye doğru gidiyorum arkadaşlar. Biraz buradan bu açıdan Artvin manzarası görmenizi istiyorum. Şu an burası üniversiteye bayağı bir uzaklıkta. Buradaki yurt, yani üniversiteye en uzak yurt erkek KYK yurdu arkadaşlar. Onun için gitmek bazen çok uzun sürebiliyor. Yani şehir olarak Artvin çok yeşil bir şehir. Yani yemyeşil, cennet gibi de deniliyor. Yani sessiz, sakin bir şehir isteyenler için burası uygun denilebilir. Şu an karşımda görmüş olduğunuz ikinci yerleşke. Burası Seyitler arkadaşlar. Diğer üniversite orada. Yani merkez ilçesinin iki yerleşkesi var. Diğer ilçelerde de fakülteler var. Hoppa'da, Arhavi'de falan, Borçka'da bile var. Yani Artvin dağlarla çevrili bir şehir. Yüksek dağları var şu an görmüş olduğunuz gibi. Bayağı yüksek. Ben genel olarak şehir için fazla bir yorum yapmayacağım arkadaşlar. Ben sadece üniversiteyi size göstereceğim. Merkez yerleşkeyi. Ve şu an karşımda görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar merkez yerleşke gözüküyor. 3 tane fakülte, 1 tane meslek yüksek okulu var arkadaşlar ve üniversitenin direkt önünden Çorum Nehri akıyor arkadaşlar. Birçoğunuz derslerde görmüşsünüzdür, coğrafya dersinde falan. Şu ortadaki olan da kütüphane arkadaşlar ve direkt şu yukarıda görmüş olduğunuz Atatürk heykeli var. Bu hem Türkiye'nin hem de dünyanın en büyük Atatürk heykeliymiş arkadaşlar. Fakülteler şu an önümde görmüş olduğunuz gibi. Şu sağdaki de köşede olan rektörlük, yeni yapılmış. Hemen yanında da yurtlar yapılıyor, KYK yurdu. Üniversiteyi şu an uzaktan size gösteriyorum. Biraz sonra içini de falan göstereceğim size. Yukarıda Artvin'i görüyorsunuz. Bayağı dağlık bir şehir. Şu an ben üniversitenin karşısındaki Çorum Park'tayım arkadaşlar. Burası manzarası, yani nehir manzarası var. Üniversite manzarası var. İsterseniz gelip buradan çay içebilirsiniz. Kafeler var arkadaşlar. 2-3 tane kafe var şurada. Görmüş olduğunuz gibi. Artvin'de pek düz yer bulmak biraz zor, yani fazla düz yer yok. Çok dağlık. Şu an üniversiteye doğru yavaşça gidiyoruz arkadaşlar. Ben size bu Çorum Kent Parkı da göstereyim. Kent Park olarak da geçiyor. Nehri görüyorsunuz. Bayağı güzel bir nehir. İnsanlar burada balık da yakalıyor. Şuradan ağ atıyorlar görmüş olduğunuz gibi. Köprüden karşıya geçebiliyorsunuz, asma köprüden. Ben köprüden geçip size içerisini göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar şu an biz köprüden geçiyoruz, asma köprüden. Etrafı tellerle çevrili. Köprüyü de köpek kapatmış şu anda. Daha çok nereye dönsem hep etrafım dağ diyor millet. Ki haklılar da bence, çünkü çok dağlık. Ama manzara sevenler için gayet güzel manzaralar var burada. Gezilecek yerler de var. İlçeleri falan çok güzel Artvin'in. Şu an merkez kampüsünün içindeyiz biz arkadaşlar. Hafta sonu olduğu için bomboş arkadaşlar. Hafta içi çok dolu oluyor. Ben boş olduğundan videoyu çektim. Şu önümde görmüş olduğunuz zaten kütüphane arkadaşlar. Böyle yol var yürümek için. Yemyeşil bir üniversite. Çok yeşillik. Önümde eğitim fakültesi var, kendi fakültem. Ben burada sosyal bilgiler öğretmenliği 2. sınıf öğrencisiyim. Daha 2 yılda Artvin'deyim. Eğer sormak istediğiniz soru falan olursa Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Fakülteler böyle arkadaşlar. Tabi fakültenin içinde ders işlenmiyor. Arkasında derslikler var. Şu an görmüş olduğunuz gibi derslik. Buradan biz ders işliyoruz. Böyle oturma alanları falan var. Bu eğitim fakültesi, hemen
Yanında zaten kütüphane var. Karadeniz'in en iyi kütüphanelerinden bir tanesi. Kitap şeklinde. Geceleri ışık yanınca çok daha güzel bir hoş havası oluyor. Önünde zaten oturma alanları falan da var. Görmüş olduğunuz gibi 3 katlı kitap şeklinde bir kütüphane. İçerisinde çok fazla kaynak var. Erişim var, bilgisayar falan var. Önünde de yine aynı dağ manzarası var. Burada yeşillik yine her yerde olduğu gibi. Diğer bir fakülte ise burada sağlık fakültesi var arkadaşlar. Merkezde Fen Edebiyat Fakültesi, bir de Sağlık Meslek Yüksekokulu var bu iki fakülte dışında. Şu karşına görmüş olduğunuz ise kongre merkezi arkadaşlar. Burada bazen konser veriliyor, konuşmalar falan yapılıyor arkadaşlar. Bazen ders de işleniliyor. Böyle burası da aynı, yemyeşil, güzel bir yer. Burada hangi fakülte, hangi derslik falan olduğu gösteriliyor. Kongre binası bu. Ve bu solda kalan bina ise arkadaşlar hem kantin hem yemekhane. Yani alt katı kantin, üst katı ise yemekhane olarak kullanılıyor. Burada böyle üniversite manzarası var. Kongre yine aynı böyle büyük. Arkasında da güzel bir dağ manzarası var, böyle yemyeşil. Üniversitenin çoğunluğu yemyeşil arkadaşlar, böyle fakülteler falan. Şuradan uzaktan da bir üniversiteyi göstermek istedim size arkadaşlar, nasıl gözüküyor diye. Kongre binası, yemekhane, fakülteler, kantin, hepsi burada şu an. Daha çok uzaktan Artvin'de görmek istersiniz diye ben böyle bir çekim yaptım arkadaşlar. Hem üniversite hem Artvin, yani nasıl dağlık olduğunu daha iyi görüyorsunuz buradan. Şurada Seyitler yerleşkesi. İki yerleşkenin birbirinden uzaklığı dolmuş ile 15 dakika falan sürüyor. Evet arkadaşlar, video bu kadardı. Destek için abone olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.